Günaydın. Buraya taşındık, yeni evimiz. Sultan yengem. Oh ciğerim. Oh. Oh, hala Diyarbakır'ın tozu toprağı kokuyor. Heh, bak. İşte ne güzel söyledi yengem. Tutturdunuz yıkan kelimi kan kelim diye. Fransa yıkansın. Sultan kızım. Babam hoş geldin. İstanbul'un büyüklüğü yalan. Kız, sensin bu. Ha, benim, hakikat benim ya. Yok, İstanbul büyük de. İşte bazıları niyet etmeye görsün, dar ederler orayı. Hakikat ne tesadüf değil. Hani o şarkı çocuğundaki gibi. Aç tesadüfleri sever, kadar sayrılıkları. Ne oluyor? Ben söyleyeyim sakin bak, şarkıyı da söyle. Ayşe, ama hoş geldin. Ana tabii ya. Sen de hanemize hoş gelmişsin kızım. Hayırlı olsun kızım. Anam hoş geldin. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Maşallah kızım. Ne kadar mesudum ben bilemezsiniz. Abi, Sultan yengemin gözlerinden ateş çıkıyor. Allah yardımcın olsun. Hallederiz o. Biz şu ilk badireyi atladık ya, ben ona hoş geliyorum. Ha. Göreceğiz kim kimin aklından gelecek. Neyse, beni bulaştırmayın. Ben de diyordum Bilal ne okkalı adam oldu. Aferin Bilal. Ben işe gideyim. Ya hadi o zaman. Tarık, Mehmet. Heh. Hadi görüşürüz. Hadi anla görüşürüz. Ya şuradayız hemen Karaca. Dibinize geldik. Hadi görüşürüz. Bizim bu koskoca evle sizin bu küçücük ev aynı sokağa bakması da bir acayip değil. Ya. İstanbul'un halleri herhal bunlar. Ne diyorlardı ona böyle kozmopolik. Ayşe, kozmopolik. Bulamadığın laf o değil. Oh maşallah. Bilmediğin de yok ha. Neyse, sen ne vakit döneceksin Diyarbakır'a de hele. Ben dönmeyeceğim artık. Benim yerim evlatlarımın yanıdır bundan böyle. Ben bir kahve yapayım. Bak bacım, Aziz de aranıza ne geçti bilmiyorum ama bunca senelik kocandır. Sen de genç değilsen artık. Aziz de seni rahata alıştırdı Allah için. Şimdi ne yapacaksın bu yaştan sonra bu küçük yerde? Sen ne yapacaksın? Ben de onu yapacağım Ayşe. Hem sen benden 2 yaş büyük değilsin. Üstüme eğilik sağlık. Kız, ben ablamın kafa kağıdını kullanayım. Sanki bilmiyorsan. Bak, benim hesabıma göre sen benden büyüksen. Sağ ol kızım. Tabii böyle apar topar terk-i diyar edince ev olan yerde her şeye ihtiyaç. Bak bir daha gelişte size kahve tepsisi getireyim ben. Şimdi demem odur ki, madem Hatice kızımız artık gelinimizdir, bundan böyle bizim yanımızda oturması münasiptir. Hem ev de büyük bilirsen. Büyük eviniz size hayırlı olsun Ayşe. Gün doğmadan neler doğar, acele etmemek lazımdır. Hem bu vakitte kaldı kaynata evinde kalmak. Herkes kendi düzenine yuvasını kurar nihayetinde. Bırak Allah aşkına Karaca ya. Ne evi ne düzeni ya. Şu kapının önüne bir çadır kursalar daha da rahat ederler yani. Bak benim Bilal'im hiç alışık değildi. Rahatına düşkündür, sıkışıklığa falan gelemez. Ama şimdi biz Sultan ablamla aynı hane içinde olunca ona da faydamız dokunuyor. Ablam bilirsen yani öyle ayrı hanede olunca yardım kabul etmez. Bu ara işte şey yapsak hani. Anlamışam kızım da. Madem öyle düğün görmedik. Bari beraber bir yemek yiyek ha. Olur. Olur, olur tabii. Olur.
Karaca, ben seni eylemeyeyim de kalkıp gidem artık. Yok, kahveni içseydin. Ya bir dahaki gelişte kahve tepsisi getirince içerim. Hadi hoşça kalın. Muhallebi, muhallebi, muhallebi ver bana. Niye geliyorsun? Ya ne bakıyorsun? Niye geliyorsun İstanbul'a? Ben senden ta bu kadar uzağa geliyorum, sen peşimden geliyorsun. Ya insanda biraz şirazi olur, senin şirazen mirazen kaymış ha. Sen fabrika ayarların bozulmuş. Git diyorum, geliyorsun, gel diyorum, gidiyorsun. Ya eğer rahatsızsan git tedavi ol, ben sana ne yapacağım? Doğru, bir tedavi mevzusu var Sultan. Evet var, ben de onu diyorum. Sultan babam hasta. Nasıl, babam o kadar hasta ha? Öyle. Yani doktorlar büyük tıp merkezlerine yakın olmanız lazım dediler. O yüzden buradayız. Ya babam o kadar hasta, sen bana demiyorsun. O benim de babam, niye demiyorsun? Ama sen benden uzak duracaksın. Duruyorum zaten. Ben mecburdum. Ama insan bir sormaz mı mahkemede niye öyle konuştun diye? Niye öyle konuştun? Kafana silah dayadılar. Yok, sormadım, sormayacağım. Sen zaten şimdiye kadar benim bütün sorularımı yetim bıraktın. Yetim ha? Mecburdum Sultan. Ya sen de öyle istiyorsun sandım ben. Ya sen öyle deyince... Başka bir şey yok yani onunla. He, doğru düşünmüşüm. Evet, ben de öyle istiyorum. Yani ben eğer o zaman olmasa zaten sonrasında boşanacaktım sana. Hadi afiyet olsun. Bir hareket alanı tanıyın. Çekil kızım, çekil. Geç baba. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Ya rahat verin, rahat. Ay baba dur, yastık koy. Dur baba, yastık koy. Az ayağını kaldır da sileceğim. Bitti. Ne? Ha, bitti, bitti. Tilkif. Ha. Temizlik yapılırken ne diye ayak altında dolanıyorsun? Çık dolaş biraz. Emret Ayşe Hanım. Dicle senin, Hepsel benim. Bir dolaşıp geleyim ben. Ettiğimin İstanbul'u, yol bilmem, iz bilmem. Nere gidem, nere? Ha baba, sen az dışarı kapının önüne çık istiyorsan ha. Bahar yarın toz içine kalmış. Dur al, ayağını al. Dicle Hanım maytap geçmekten işe abanmay ki bitsin. Şu bir damlacık evin nesine yetişemeyiz bilmeyem. Dicle halı? Ne halı? Ne halı? Hayret bir şey ya. Ma ben ne yapsam ne etsem şu anama yaranamayayım. Bak sen de görürsen, sen de görürsen ha. Hele Hatice bir gelsin de bu eve. Ben bütün işi onun başına nasıl yıkacağım bak gör. Bu evin gelini nasıl olunurmuş onu bir de o da bilsin. Hep ben, hep ben değil.